Günaydın canlarım, günaydın güzellerim. Bir pazar sabahı daha sizlerle beraberiz. Bu sabah bir Latin şarkıya, bestecisinin kim olduğunu bilmiyorum. Ama aklımda kaldığı kadarıyla ismi Türkçe Ataullah gibi bir şeydi. Evet, sözler ise Ülkü Aker'e ait. O şarkıyı söyleyeceğim. Zannediyorum hepiniz tahmin ettiniz. Bir şarkı ise Çiğdem Talu, Melih Kibar ikilisinden. İkisinin de yattığı yer nur olsun. Ne güzel bir aşk yaşamışlar ki, ne güzel şarkılar yazmışlar. Ne güzel besteler yapmışlar. Değil mi canlarım? Gerçekten çok güzeldi. Dramalı Hasan Hasküller'den bir şarkı söyleyeceğim Rast makamında. Ve yine bir Ülkü Aker şarkısı. Şarkıyı zannediyorum çok yıllar önce filmlerimizden, siyah beyaz filmlerimizden birinde dinlemiştik herhalde. Sonra Belkıs Özener yaptığı ve olağanüstü satan o kasetti değil mi o zaman? Kaset miydi? Galiba kasetti. Kasetinde yer alan şarkılardan birini söyleyeceğim. Ülkü Aker'in. Bestesi Ülkü Aker'in, sözleri de zannediyorum Ülkü Aker'in. En azından öyle olduğunu tahmin ediyorum. Yine bilenleriniz, bu konuda net bilgi sahibi olanlarınız bana bildirirseler elbette çok sevineceğim. Şarkılarımı bu kez bu pazar oturarak söyleme gayreti içinde olacağım. Kimi muzırların aklına bundan 40 sene öncesi falan gelebilir. 12 Eylül dönemi. Evet. Bülent Ersoy'un henüz Bülent Bey olduğu dönemler. Sonra Profesör Mındıkoğlu muydu, Fındıkoğlu muydu diye bir beyefendi. Bülent Bey'in o haz etmediği, pek çok sapığın da hem kendi başına hem de günah masum kadınlarımızın, kızlarımızın başına bela olan o fazlalığı attığı, kesip aldığı dönemler. Yani ne demek istediğimi anladınız herhalde değil mi? Sadece profesörün soy isminin Mındıkoğlu muydu, Fındıkoğlu muydu onu unuttum, karışabilirim. Mındıkoğlu diye soy isim olmayabilir değil mi? O halde Fındıkoğlu'ydu. Oturmak bilgisi şu. Rahmetli Kenan Evren ve diğer dört paşa, Bülent Ersoy'un kadın haliyle sahnelere çıkıp şarkı söylemesini yasakladılar. Evet. Yani Bülent Ersoy'un önündeki fazlalık olsaydı, kadın kıyafeti giyip çıksaydı bir şey demeyeceklerdi. Büyük ihtimalle demeyeceklerdi. Yoksa derler miydi be? Vallahi derlerdi. Rahmetli Seyfi Dursunoğlu, Uysuz Virjin'e yine bildiğim kadarıyla kadın kıyafeti giymesine izin vermediler. Evet, öyle hatırlıyorum. Aslına bakarsanız özgürlüklerin hiç olmadığı bir dönemdi dahi diyebiliriz. Yani şunu anlamıyorum, terörle ne ilgisi var? Ya bir insanın cinsel tercihi, size ne paşalar, değil mi? Kaldı ki ben samimi bir insanım. 12 Eylül askeri darbesi yapıldığında sevinenlerdenim. Hiç yalan söylemem ben. Hayatta yalan söylemem. Benim için isteyen istediğini düşünsün. Ya sen ne biçim demokratsın? Olabilir. Tam 30 yaşındaydım. 29 yaşındaydım. 30'a girmek üzereydim. Canlarım benim. O kadar çok ölüm korkusu yaşadım ki. O kadar çok ama hem de. Kütahya ile Tavşanlı arasında satış müdürüydüm o zaman. Bir Renault otomobille Tavşan'dan Kütahya'ya giderken birisi elini kaldırdı ama aranan bir teröristmiş ve az daha başımız çok büyük belaya giriyordu. Ben bütün ısrarlarına rağmen hemen yolun kenarında bir gördüğüm o zamanlar ki benzin istasyonları rezillik. Şimdi opetlere falan şişellere falan gir diyoruz da hepsine gerçekten güzel ama hele bilhassa opetlere falan olağanüstü. Bir de 40 sene önceki benzin istasyonlarını görseydiniz. Eğer sıkışmışsanız tuvalete asla gidemezdiniz. Çünkü tuvalete gitseydiniz 1000 sene bir daha sofraya oturamazdınız. Öyle bir ülkeydik, yalan yok. Arkadaşlar hakikaten yalan yok. Elbette çok kötü şeyler var. Çok kötü, berbat bir Türkiye'de yaşıyoruz siyasi açıdan. Ama şunu da kabul edelim ki 40 sene önceyle kıyaslanmayacak kadar temiz bir ülke haline de geldik. Bunu da kabul edelim. Neyse işte o benzin istasyonuna girdik. Kendimizi attık. Jandarma geldi. Adam da zaten blöf yapıyormuş. Arkadan tabancam babancam var diye.
Çünkü her şeyi göze almıştım. Bütün samimiyetle söylüyorum, her şeyi göze almıştım. Yani ne olacaksa da olacaktı tabii ki yani. Öyle günlerdi, öyle günleri yaşayan biriydim. Yine bir gün anlatmıştım daha önce zannederim. Sevgilim ve benim kucağımda aşkın 2 yaşında, sevgilimin kucağında Sinem. Canım daha o kadar küçük ki, 1 aylık bile yok herhalde. Sinem'i doktora götürüyoruz. Bahariye Caddesi'nde, Moda'da oturuyorduk o dönemlerde. Bahariye Caddesi'ndeydi doktorumuz. Tam doktorun ofisine, muayenehanesine geleceğimiz anda mermer kapı, çevresi mermer, pervazlar, kapı demir tabii ki. Zili çaldığımız anda çek kurşunlar. Ha, kafamızın ucundan ya. Düşünebiliyor musunuz ya? Mermerlere vurup kaçtı. Ertesi gün gazetelerde öğrendim. Ülkücüler, biri Ferhat Tüysüz, diğeri Belican Oduncu. Sonra ne oldular? Onların birini idam ettiler. Keşke etmeseydiler. O da ayrı mesele tabii ama. Canlarım, öyle kötü günler yaşadık ya. Evet. İşte 12 Eylül Paşaları ne hikmetse Bülent Hanım olan Bülent Bey'in kadın olarak sahnelere çıkmasına izin vermediler. Bizim halkımız çözüm bulmakta pek mahirdir. Ekonomik sorunlar hariç. Canlarım, Bülent Hanım da ne yapıyordu biliyor musunuz? Mesela Fahrettin Aslan Bülent Hanım'ı Maxim gazinosunda davetli olarak çağırıyordu. Davetli. Bülent Hanım da müşteri gibi masada oturduğu yerde, masada misafirmiş gibi şarkı söylüyordu. Ya kara mizah gibiydi ya. Kara mizah. 12 Eylül paşalarının hiç affetmeyeceğim bir hatasıdır bana göre. Böyle yasak olmaz ya. Saçma sapan bir şeydi yani. O nedenle ben de şimdi oturarak şarkı söyleyeceğim. Yok, hayır, bende kesiklik mesilmiş bir şeyler yok. Merak etmeyin yani. Çok şükür. İşe yarar yaramaz bazı şeyler ama biz erkekler onları daima yanımızda bulundurmak zorundayız. En azından başka konularda kullanmak mecburiyetinde olduğumuz bazı organlarımız vardır. Hayır, tabii elimiz kolumuz yani. Şey yazarken başka bir şey anlamadığını zannediyorum. Değil mi canlarım? 70 yaşında bir erkek için. Evet, şimdi işte bu şarkıları söylemeye çalışacağım. İlk şarkımız neydi? Bakalım bir kere not ettim. Artık ezberimde tutamıyorum ya. Melih Kibar, Çiğdem Talu. Her şey seninle güzel. Evet. Bir insanın her şeyi sevdiğinle güzel görmesi ne muhteşem bir şey ya. O ne güzel bir duygudur ya. Bunu yaşayanlar bilirler. Yaşamayanlar ise aslında boşa yaşamışlardır. Nefes alıp gitmişlerdir. Karaoke Nihat Demirci. Tabii klavyede de Nihat Demirci haliyle. Çok çalışkan bir arkadaş. Ve genelde onun yaptığı karaoke'den üzerine söylüyorum. Her şey seninle güzel. Yolda yürümek bile olmayacak, düşlerin peşinde koşmak bile. Her şey seninle güzel, bu toprak, bu taş bile. İçimdeki bu korku, gözümdeki yaş bile. Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa, seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana. Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa, seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana. Her şey seninle güzel, duyduğum bu ses bile. Yalnız içtiğim su değil, aldığım nefes bile. Her şey seninle güzel, bu yağmur, bu kar bile. Yüzümdeki gözyaşının izleri onlar bile. Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa,
seninle paylaştım. Tek bir gün yeter bana. Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa. Seninle paylaştım. Tek bir gün yeter bana. Her şey seninle güzel. Duyduğum bu ses bile yalnız içtiğim su değil, aldığım nefes bile. Her şey seninle güzel. Bu yağmur, bu kar bile. Yüzümdeki gözyaşının izleri onlar bile. Onlar bile. Onlar bile. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler Çiğdem Talu, Melih Kibar. Canlarım, şimdi ne söyleyeceğiz? Demin dedim ya, adı Ataullah'a benzeyen büyük ihtimalle bir Latinli. Büyük ihtimalle hatta İnka, Perulu falan herhalde ama hangi ülke olduğunu bilmiyorum. Ataulfa falan diye bir kralları vardı çünkü bir zamanlar o İnkaların. Bu eserin bestecisinin de öyle bir ismi vardı. Aklımda kalmadı abi. Kolay değil yani. Tabii her gün tabii bakan falan değil ki bahsedelim de adını ezberleyelim. Ben bazen en bildiğim bakanların bile adını unutuyorum. Vallahi inanır mısın? Mahkemelerde insanlar ne oluyordu? Aklanıyordu. Ha, aklanmak ne demekti? Bugünkü Türkçesi aklanmak. Eski Osmanlıcası ne demekti? Beraat etmek demekti. Aklıma geliyor bakanın adı o zaman. Öyle geliyor. Çok düşünüyorum. Kolay değil çünkü. O bakan az konuşuyor. Az konuşuyor ve sürekli yeni yeni falan diyor. Onun için herhalde unutuyorum. Yok hayır, ötekinin adını hiç unutmuyorum. Oo. Üç adını birden ezbere biliyorum vallahi. Hiç aklımdan çıkmıyor çünkü. Ya ne yapayım ya? Benim esas işim siyaset yapmak, ekonomik yorum yapmak. Şarkı söylemek de nereden çıktı? Aslına bakarsanız şarkıcılığım çok eski tabii. 50 seneden fazla. 16 yaşında başladım. 69. 70'e giriyorum birkaç ay sonra. Çıkar kaç kalıyor? 53 sene. Az değil ya. 53 sene önce başlamışım. Ama elbette tabii öğrenci harçlığımızı çıkarmak için yaptığımız işler. Üniversitede okurken de İstanbul'da Şişli'de Şişli Düğün Salonu'nda şarkı söyledim. Evet. İstanbul Gölgeler Orkestrası'nın solistiydim. Benden önceki solist de rahmetli oldu. Yattığı yer nur olsun. Benim balonlarım vardı diye bir şarkıyla ünlendi sonra. Çok sonra ünlendi ama. İbo, İbrahim sesi güzel. Evet. Güzel, güzel adam. Tom Jones'un şarkılarını harika söylerdi. Zaten Tom derdik biz İbo'ya. Neyse ya. İşte ya şarkı söylüyorum bir pazar günü. Ben çok rahatlıyorum. Çok. En önemlisi ciğerlerim 5, 6, 7 yerine göre şarkı söyleyerek antrenman yapmış oluyor. Hepinize tavsiye ederim. Hiçbirimiz profesyoneller hariç bu işten para kazanan insanlar değiliz. Ama şarkı söylerken ay çok kötü söylüyorum diye sakın düşünmeyin. Sakın ha. Şarkıyı çok iyi söylemek profesyonellerin işi. Bizim işimiz ciğerlerimizi rahat ettirmek, onları çalıştırmak, sesimizi tabii ki egzersiz yaptırmak sesimize, gırtlağımıza, ses tellerimize. Gerisini düşünmeyin. Çok iyi söyleyip de kiminle yarışacaksınız? Benle mi? Benle yarışamazsınız. Canlarım benim ya. Ya benle Tarkan bile yarışamaz ya. Olmadı be galiba. Ama mesela ben Metin Bey duyarsa kırılmasın. Metin Bey'le yarışırım. Tabii onun sesi daha davudi bir ses. Ben de yaparım. Yani istersen Tuncel Kürtis sesinden konuşabilirim. Kürtiz mi? Yok Kürtiz. Rahmetli. Yok herkes rahmetli olmuş be. Demek ki şurada 70-80 sene ömrümüz kaldı arkadaşlar. Kendimden bahsediyorum. Tadını çıkarmaya bakayım. Evet canlarım. Şimdi ikinci şarkı. Gülmek için yaratılmış. Wow. Bu Ülke Aker'di değil mi? Öyle hatırlıyorum. Evet. O zaman hep beraber lütfen bana yardımcı olur musunuz? Söylemeye çalışalım. Gülmek için
için yaratılmış. Gözlerde yaşlar niye? Gülmek için yaratılmış. Gözlerde yaşlar niye? Sevmek için yaratılmış. Kalpler hep bomboş yine. Sevmek için yaratılmış. Kalpler hep bomboş yine. Yok yok yalan deme. Sevgi denen o gerçeğe. Yok yok yalan deme. Sevgi denen o gerçeğe. Sevmek acı, gerçek acı. Benzer birbirine. Sevmek acı, gerçek acı. Benzer birbirine. Ne kadar güzel dans edilir. Dans ediyor musunuz sevgililer, partnerler, eşler, arkadaşlar, dostlar? Böyle 15-16 yaşlarında başlıyor, 70'li yaşlara giriyorsunuz, 80'li, 90'lı yüzlü. Ne kadar güzel bir şey, beraber büyümek, beraber yaşlanmak. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Sevmesini bilmiyorsan, bakma sakın gözlerime. Sevmesini bilmiyorsan, bakma sakın gözlerime. Mutlu olmak istiyorsan, inan inan sözlerime. Mutlu olmak istiyorsan, inan sözlerime. Yok yok yalan deme, sevgi denen o gerçeğe. Yok yok yalan deme, sevgi denen o gerçeğe. Sevmek acı, gerçek acı, benzer birbirine. Sevmek acı, gerçek acı, benzer birbirine. Yok yok yalan deme, sevgi denen o gerçeğe. Yok yok yalan deme, sevgi denen o gerçeğe. Sevmek acı, gerçek acı, benzer birbirine. Sevmek acı, gerçek acı, benzer birbirine. Sevmek acı, gerçek acı, benzer birbirine. Sevmek acı, gerçek acı ama ikisi de birbirinin aynısı. Evet, canlarım benim be. Sevin, sevin, sevin. Eğer bir de sevilirseniz o kadar tatlıdır ki o sevmek. Asla hiç acı duymazsınız. Hiçbir konuda acı duymazsınız. Naçizane, naçizane. Dede, abi, amca, arkadaş, dost tavsiyesi. Sevin, sevin. Eğer günde aklınıza geldikçe, rakam vermeyeyim, aklınıza geldikçe sevdiğinize gülümseyerek, gözlerin içine bakarak, hatta ellerini tutarak, koluna dokunarak, dokunmak, dokunmak dünyanın en güzel, en güzel iletişim aracı. Seni seviyorum deyin ya.
Seni seviyorum diyeyim. Ya geçtiğimiz günlerde hiç adetim olmadığı halde bir film izledim. Yani o tarz film izleme adetim olmadığı halde ismi düşündüm. Cici Baba. Cici Baba diye bir film. Kimler vardı derseniz Gülünüz Güldürünüz, Güldürünüz oyunundaki çocuklar, gençler oynuyorlardı. Ya çok güzeldi ya. Ya çok güzeldi. Samimi söylüyorum, çok güzeldi. Sevgiyi anlatıyordu. Hayır, çok öyle görüntüler mörüntüler falan filan yok, çok aktörlükler bilmem neler aramayın. Hayır, Oscar'lık bir film çekmemişler. Ama çok güzel bir film çekmişler. Oynayan oyuncuların hepsi bir defa oyunun hakkını vermişler. Ya sevgi ya. Sevgi, sevgi, sevgi. Sevgi dünyanın üzerine başka daha değerli duygusu olmayan bir duygu sevgi. Anlayamıyorum. İnsanlar sevmek varken neden birbirlerinden nefret ediyorlar? İnsanlar neden birbirlerini öldürüyorlar? Toprak için, petrol için, doğalgaz için, para için ya da ne bileyim başka şeyler için. Neden ya? Ya neden ya? Arkadaşlar ya, pazar gününüzü ziyan etmeyeyim ama yani aklım almıyor, aklım almıyor. Dünyanın en güzel duygusu, en kolay, en kolay ya, en kolay ya. Sevmek zor bir şey değil ya. Sevmek çok kolay ya. Ya çok kolay sevmek ya. Ama insan yemek yerken ağzı ağrıyor değil mi? Yapıyorsun, çiğniyorsunuz. Su içerken belki bazen boğazınız ama severken hiçbir yeriniz ağrımıyor. Hiçbir yerinize zarar vermiyor ya. Bu kadar kolay. Ve anlayamıyorum bazı insanları. Anlayamıyorum ya, anlayamıyorum. Anlayamıyorum. Canlarım. Şimdi dramalı Hasan Has Güler. Açılan bir gül gibi, gir kalbe gönül gibi. Hadi bakalım hep beraber lütfen söyleyelim. Çok güzel söylemek şart değil. Bir daha tekrar. Evet. Oo, çok açmışsın sesi. Açılan bir gül gibi, gir kalbe gönül gibi. Açılan bir gül gibi, gir kalbe gönül gibi. Coşarım sen gülersen, ağlarım ben küsersen. Coşarım sen gülersen, ağlarım ben küsersen. Kalbime gir bahar ol, yüreğim tazelensin. Kalbime gir bahar ol, yüreğim tazelensin. Biricik çiçeğimsin, sevgili bebeğimsin. Biricik çiçeğimsin, sevgili bebeğimsin. Seni okşar severim, kalpte pek çoktur yerin. Seni okşar severim, kalpte pek çoktur yerin. Kalbime gir baharım, yüreğim tazelensin. Kalbime gir bahar ol, yüreğim tazelensin. Ömrümün şen gülüsün, gönlümün bülbülüsün. Ömrümün şen gülüsün, gönlümün bülbülüsün. Sözlerinle coşarım,
Nerede olsan koşarım, sözlerinle coşarım. Nerede olsam koşarım, kalbime gir bahar ol. Yüreğim tazelensin, kalbime ak ruhum uyak. Şu gönlüm serin olsun, kalbime gir bahar ol. Yüreğim tazelensin, kalbime gir bahar ol. Yüreğim tazelensin. Evet canlarım, bu da bu kadar. Şimdi gelelim bir diğer şarkımıza. Ah ah ah, zannediyorum yanılmayabilirim, yanılmamalıyım belki de. Ama bilenleriniz bana lütfen hatırlatsınlar. Yine bir Ülkü Aker şarkısı diye biliyorum. Benim Gözüm Sende. Evet, Benim Gözüm Sende. Buydu değil mi o film şarkısı? Yani Belkıs Özener'in söylediği şarkı. Evet, galiba buydu. Bakalım sesimiz uyacak mı? Denemiştik, uyumuştu ama antrenman yaparken az sesten söylüyoruz ya. Bahanelere bak, bahanelere. Öğrendim abi artık, dış güçler. Görünce aşık oldum o güzel gözlerine, başkasını istemem benim gözüm sende. Görünce aşık oldum o güzel gözlerine, başkasını istemem benim gözüm sende. La 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 la. Yalvarırım ne olur başka birini sevme, ben sensiz yaşayamam benim gözüm sende. Yalvarırım ne olur başka birini sevme, ben sensiz yaşayamam benim gözüm sende. Seversin diye başkasını istemem benim gözüm sende. Ömür boyu beklerim belki seversin diye, başkasını istemem benim gözüm sende. Benim gözüm sende. Benim gözüm sende.